bugün ben size biraz fotoğrafın geleceği, bugünü ve hani geleceğiyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Birazcık teknik tabii olacak ama herkesin anlayabileceği nitelikte bir teknik olacağını vaat ediyorum. Böyle konu başlıklarından devam edeceğiz. Şimdi tabii bir parça zaman zaman bazı şeylerde biraz daha geriye yani tarihteki kullanımlarına da değineceğim. Çünkü geçmişi bilmeden geleceği bilmemiz pek mümkün olmayacak. Şimdi tabii algılayıcılar bizim için önemli. Ben buradan başlamak istiyorum. İşte ilk dijital fotoğraf gündeme geldiği zaman CCD vardı. 1990'ların sonu, 2000'lerin başında. Sonra işte 2003'te falan CMOS gündeme geldi. CMOS biraz daha düşük bir kalite sunuyordu bize ama daha hızlıydı. Daha az enerji harcıyordu. Ve de daha ucuza ve daha hızlı bir şekilde üretilebiliyordu. O yüzden üreticiler hızlıca CMOS'a geçtiler. Sonra tabii CMOS aslında problemli bir teknolojiydi. Yani görüntü kalitesi düşüktü. Acayip noise yani gren üretiyordu, kirlilik üretiyordu. Sonra bunu aşmak için tabii ki çok bir dolu çalışmalar yaptı firmalar ve sonunda böyle işte 2013'te falan ESI CMOS dediğimiz daha nitelikli bir sistem gündeme geldi. Bu asıl ışığa duyarlı bölümün daha üst tarafa taşınmasıyla oluşan biraz daha pahalı bir teknoloji ama ışık verimi daha iyi oldu ve hızını da çok arttırdılar. Sonra şu anda cep telefonlarının uç örneklerinde yani üst düzeylerinde stacked CMOS dediğimiz daha da hızlandırılmış, daha da küçük bir yapının içine sıkıştırılmış. Yani istiflenmiş CMOS dediğimiz stacked CMOS kullanılıyor. Bu sistem daha büyük sensörlü makinelerde kullanılmıyor. Onu da söyleyeyim. Yalnızca şu anda cep telefonlarında ve bazı kompakt fotoğraf makinelerinde var. Ama geleceği yani yakın bir gelecekte organik CMOS kullanmaya başlayacağız. Organik CMOS'un şu anda kullandığımız CMOS'tan ne farkı var diye soracak olursanız, şu anda kullandıklarımızda ışığa duyarlı madde olarak silikon kullanılıyor. Yani silikon çok dandik bir malzeme aslında bakarsanız. Yani ışık verimi dandik o anlamda söylüyorum. Yoksa hani çok ısınmıyor bilmem ne falan hani bir takım şeylere dayanıklı olduğu için tercih ediliyor. Onun yerine organik tabii bu hangi organik malzemeyi kullandıkları bir ticari sır. O yüzden de şey yapmıyorlar. Hani bunu bize açıkça söylemiyor üretici firmalar. Fakat nasıl diyeyim ben size? Bunun için kullandıkları malzeme, bir dolu malzeme denediler. Bunu kim geliştiriyor? Bunu Panasonic ve Fujifilm ortaklaşa geliştiriyor. Ve işte ısınma problemlerini, çok enerji tüketme problemlerini falan bir takım şeyleri geride bıraktılar. Şimdi maliyeti düşürmeye çalışıyorlar. Çok yakın bir gelecekte biz organik simos kullanacağız. Organik simos bir şekilde daha verimli olacak. Hem daha geniş ışığı daha geniş bir açıyla kabul ediyor olacak. Bu da kenar ve köşedeki piksellerin daha iyi ışıklanması demek olacak. Hem de ışık verimi daha yüksek olacak. Artı daha nasıl diyeyim, ince bir yapıya sahip olacak sensörler. Bu da muhtemelen cep telefonları için çok iyi bir haber diye düşünüyorum. Şimdi farklı yaklaşımlar var sensör üretiminde. Foveon bunlardan bir tanesi, bir butik üreticiydi ama işte 12-13 yıl kadar önce Sigma tarafından satın alındı. Artık bir yani bir Amerikan teknolojisi iken Japonların eline geçti. Bu ilginç bizim geçmişte renkli diyapozitif filmde kullandığımız mantıkla eşdeğer. Yani önce mavi, sonra yeşil, sonra kırmızıyı uyaran ışık ışınları her bir katmanda ayrı ayrı iz bırakıyor. Her bir katmanı ayrıca uyarıyor. Dolayısıyla burada her bir katmandan gelen renkler birleştirilerek
gerçekten gerçekçi bir renk elde ediliyor. Ben bu teknolojiyi seviyorum kendi adıma. Doğru bir teknoloji olduğunu düşünüyorum ama pek çok da bir problemi var bu teknolojinin. En önemlisi de şu tabii, hani mavi ilk anda iyi ışık alıyor ama ondan sonra yeşile gelirken ışığın bir miktarı emildiği için yeşil yeterince ışık almıyor. Kırmızı çok daha az ışık alıyor. O yüzden bir problem var burada. Bu sistem ışığın yüksek olduğu durumlarda işe yarıyor. Yani aslına bakarsanız stüdyo için bu sistem çok ideal. Ama az ışıklı ortamlarda tabii sorunlar başlıyor. Bunu giderebilmek için Foveon daha farklı bir tasarıma yöneldi. Üstteki maviye dokunmadı ama yeşil ve kırmızıların işte yüzeylerini büyüterek, biraz çözünürlükten fedakarlık yaparak ama daha iyi ışık alabilecek sistemlere gitti. Bu sistem, yani Foveon'un sistemi hali hazırda, hala çok ışığa ihtiyaç duyan, çok enerji tüketen, dolayısıyla stüdyoda kalmaya mahkum bir teknoloji gibi gözüküyor. Fakat stüdyoda çalışıyorsanız gerçekten bunun çok iyi bir seçenek olduğunu söylemek durumundayım size. Diğer tüm sensörler bir şekilde bu bizim Bayer interpolasyonu denen bir sistemle renk üretiyor. Burada işte yan yana dizilmiş sistem dizilim görüyoruz. Her 4 pikselden ikisi yeşil, biri kırmızı, biri de mavi ışığa duyarlı olarak renk üretiyor. Sonra bunlardan işte şurada var mı? Yok, onu koymamışım. Neyse. Bunlardan komşulardan gelen renklerle yaklaşık olarak bir renk oluşturuluyor. Bu da tabii biraz sıkıntılı. Neden? Çünkü bu gerçek renk üretmiyor bu sistem. Yaklaşık bir renk üretiyor. Hani çoğu durumda işimize yarıyor bu. Çok da bizi rahatsız etmiyor belki ama renk geçişlerinin olduğu sınır bölgelerde hep böyle bir piksellik, iki piksellik böyle bir takım çizgiler oluşturuyor. Hani çok büyütüp bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. İşte ne bileyim, kulağınızla saçınızın arasında ya da işte gömleğinizle teninizin arasında böyle bir piksellik, iki piksellik sınırlar ortaya çıkıyor. Bunlar tabii bu sistemin, bu interpolasyonun getirdiği bir takım dezavantajlar. Şimdi bunu gidermek için bir Japon mühendis, çekik gözlü adam, bir Fujifilm mühendisi farklı bir şey düşündü. Dedi ki bu işte iki yeşil, bir kırmızı, bir maviyi ben yine kullanayım ama bunların sıralarını değiştireyim dedi. Ve her birbirini takip eden her 4 piksel yerine daha değişik bir kombinasyon geliştirdi. Ve birbirini takip eden 36'lık paternler oluşturdu. Bu tabii işe yaradı ve bizim muare dediğimiz ya da harelenme dediğimiz hatalı renk üretimini ortadan kaldırdı. O anlamda daha temiz bir görüntü oluşturuyor bu sistem. Fakat bu tabii işlemciyi daha çok yoran bir yaklaşım. Dolayısıyla hani Fujifilm'in kullandığı, işte 7-8 yıldır kullanıyor Fujifilm bu sistemi. Gerçekten iyi sonuç veriyor. Fakat Fujifilm'in işlemcilerinin daha hızlı olması gerekiyor. Hani bu da tabii aslına bakarsanız üreticinin sorunu ama genel olarak bu sistemin işe yaradığını söylemek durumundayım. Farklı yaklaşımlar deniyor firmalar. Mesela bu sağda gördüğünüz sistem ilginç. Çünkü yeşil, yani iki yeşil, bir kırmızı, bir mavi yerine, tam kırmızı ve mavi kalsın ama yeşilleri biz saydam bırakalım, onların yerine filtre koymayalım ve oradan geçen ışığı da yeşil olarak atayalım. Yani sanal olarak onun yeşil olduğunu varsayalım şeklinde düzenlenmiş bir sistem var. Bunu ilk kez Sony denemişti bir 10 yıl kadar önce, fakat hatta bazı ürünlerinde kullanmıştı ama renk verimi çok yüksek olmamıştı. Sony bundan vazgeçti ama 2 yıl kadar önce Huawei bu sistemi kendi üst düzey kameralarına entegre etti. Mesela P30 Pro ve P40 Pro bu şekilde çalışıyor şu anda.
Ve bir stopa yakın bir ışık verimi söz konusu. Yani daha az ışıklı ortamda iyi çalışan bir sistem bu. Ama Huawei buna sarı bir renk koydu. Yani tamamen boş, şeffaf bir filtre değil ama hafif sarımtırak bir renk koydu. Yani ışığı daha az engelleyen ama belli bir yeşile kaymayı sağlayan bir şey. Gerçekten başarılı oldu. Bu da ilginç bir yaklaşım tabii. Bir başka farklı yaklaşımı Canon uyguluyor günümüzde. Sanıyorum ki bütün son 4 yıldır, belki 5 yıldır ürettiği bütün sensörlerde bu sistemi kullanıyor Canon. Bunun da tabii bir artısı bir de eksisi var. Şöyle bir şey, her bir hücreyi, her bir ışığa duyarlı hücreyi ikiye böldü. Burada işte kırmızı olarak gördükleriniz ışığı algılayan kısmı. Mavi olarak gördükleriniz ise otofokus için kullanılıyor. Yani netlik yapmak için kullanılıyor. Bu tabii özellikle video çekerken sensörün her noktasına her noktası netliğe duyarlı hale geliyor ve özellikle hareketli görüntüyü netlemeye çalışırken bu hız kazandırıyor ve gerçekten başarılı o anlamda. Fakat görüntü kalitesi anlamında bir kayıp var bu sistemde. Çünkü her bir hücreyi yani ikiye bölüyorsunuz ve ışığı algılamak için kullanılan bölüm ikiye bölünmüş oluyor. Bu da tabii dinamik aralığı çok düşürüyor. Artı düşük ISO performansını da bu sensörün tabii düşürmüş oluyor. Dolayısıyla hani hız anlamında bir artış söz konusu fakat görüntü kalitesi anlamında bir düşüş söz konusu. Ben kendi adıma bu teknolojiyi sevmiyorum ve doğru bulmuyorum. Çünkü ben fotoğraf kökenli bir insanım. Ama tabii sinemacılar için bu belki daha heyecan verici bir şey olabilir. Ya da videocular için, hareketli görüntü için bu işe yarayan bir teknoloji. Son olarak aslında geçtiğimiz yılın bir haberiydi bu ama bir şekilde gerçekleşmedi. Bir Fransız firması bu curved sensor denilen yani ne diyelim böyle iç bükey bir algılayıcı üretti. Bununla ilgili bütün firmaların aslında alınmış bir takım patentleri vardı. İlk kez Sony bunu denemişti. İşte Nikon'un da var, Canon'un da var. Pek çok firmanın iç bükey sensör tasarımları var. Ama bir Fransız firması bunu daha da geliştirdi. Bir ürün haline getirdi. Fakat sanıyorum ki iyi bir finansman bulamadığı için bitmiş bir ürünü piyasaya henüz veremedi. Aslına bakarsanız bu çok doğru bir teknoloji tabii. Çünkü kullandığımız bütün optikler aslına bakarsanız arkada bir düzlem değil, bir küresel bir düzleme. Yani dümdüz bir düzleme değil, küresel bir düzleme düşecek şekilde görüntü üretirler. Ve kullandığımız bütün bu kullandığımız retrofokus objektiflerin temel amacı da hep böyle işte köşelere düşen bu problemli görüntüyü düzeltmek için ekstra bir takım elemanlar barındırmalarıdır. Çok karmaşık, çok büyük, çok ağır ve çok pahalı objektiflere biz para veriyoruz. Günün birinde bu şekilde iç bükey bir algılayıcı kullanacak olursak onun önünde çok daha küçük, çok daha basit ve çok daha sorunsuz objektifler kullanma şansımız var. Yani kullanacağımız malzemenin hafiflemesi ve kenar ve köşe performansının artması açısından ben bu sistemin en kısa sürede gerçekleşip karşımıza bir ürün olarak çıkmasını dört gözle bekliyorum. Dilerim başarılı olurlar. Şimdi çözünürlük dediğimiz şey işte hani milyon pikseller şudur budur bunlar giderek artıyor biliyorsunuz. Günümüzde hani APS-C formatında 33 milyon piksellik maksimum çözünürlük var. Full frame dediğimiz eskiden 35 milimetrelik film boyutuna da ise 61 milyon piksellik bir çözünürlük söz konusu. Orta formatta ise iki değişik boy orta format var. Birinde 100 milyon piksel, diğerinde ise 150 milyon piksel var.
Hatta ki çoklu çekim söz konusuyken 400 milyon piksele kadar çıkan orta format makineler mevcut. Bu yarış hep sürecek gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız bu kadar yüksek çözünürlüklere ihtiyacımız var mı? Olduğunu çok düşünmüyorum. Ama insanlar giderek daha büyük boyutlarda görüntü kullanma konusunda da hırslarını dizginleyemiyorlar. Bu yarışlar devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi tabii yalnızca fotoğrafın çözünürlüğü değil, videonun da çözünürlüğü artıyor. Ve videolarda artık 8K video geldi. Şimdi 8K videoda tabii bir dolu ürün var. Bunların içinde artık hani kompakt fotoğraf makineleri bile gündeme geldi. Yani özür dilerim, kompakt video kameraları gündeme geldi. Yani oldukça kolay kullanılan ve küçük boyutlu 6K, 8K bir dolu seçenek var önümüzde. Bu tabii fotoğraf açısından bir tehlikeyi barındırıyor. Buna ben dikkat çekmek istiyorum ve bu konuda ben çok karamsarım açıkçası. Neden diyecek olursanız, fotoğraf, yani videodaki 4K neydi? Yani hepimiz kullanıyoruz artık, 4K çok ayağa düştü. 4K'da 8 milyon piksellik bir çözünürlük söz konusu. Ama 8K videoda 33 milyon piksellik bir çözünürlük söz konusu ve bu ciddi bir çözünürlük aslına bakarsanız. Ve de bu şu demek, yani bu tabii bizim gibi fotoğraf çeken insanlar açısından bir sorunmuş gibi algılanmasın ama fotoğrafa yeni başlayan kişiler açısından şu demek bu. Videolar bu kadar yüksek çözünürlüklüyse o zaman ben hep video çekerim. Fotoğraf çekmenin anlamı yok diyecekler. Çünkü çektiği videonun içinden bir kareyi seçip aldığı zaman bunun 33 milyon piksellik bir çözünürlüğe sahip olduğunu görecekler ve ayrıca fotoğraf çekmeye gerek kalmayacak diye düşünecekler. Bu tabii saniyede 24 kare değil, saniyede 30 kare, 60 kare giderek artacak bunların şeyi ve böylece gerçekten de fotoğraf için bizim kullandığımız o zamanlama, iyi zamanlama etkisi ortadan kalkacak diye düşünüyorum ben. Ve yeni kuşakların artık fotoğraf çekmeyeceğini düşünüyorum. Yani hepiniz benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Benim kadar karamsar olmayabilirsiniz. Ama ben fotoğrafın son 10 yıldır gerilemekte olduğunun bilincindeyim. Bunu çok iyi gözlemleyebiliyorum. Ve videonun da çok hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyorum. Dolayısıyla durağan görüntünün yerini çok hızlı bir şekilde değil ama yavaş yavaş hareketli görüntünün aldığını siz de gözlemliyorsunuz. Bunun yakın bir gelecekte daha artan bir ivmeyle devam edeceğini öngörüyorum ben. Belki de fotoğraf çeken son nesil biz olabiliriz. Ne dersiniz? Neyse, bu kadar içimizi kıçırdık. Tabii ki videonun da başka güzellikleri var ama tekrar fotoğrafa ben geri döneyim. Şimdi çözünürlük yalnızca algılayıcıyla ilişkili bir kavram değil. Ondan bahsetmek istiyorum. Tabii ki algılayıcı önemli bir çözünürlük ögesi. Fakat bunun önünde kullandığımız objektif çok daha önemli. Çünkü objektif arkaya ne verirse arkadaki algılayıcı onu kaydedebilir. Siz önde iyi bir yüksek çözünürlük, yüksek çözünürlüğe izin veren keskin bir objektif kullanırsanız arkada da iyi bir algılayıcınız varsa bu kombinasyonla çok iyi görüntüler oluşturabilirsiniz. Ama uygun olmayan ikiliyi kullanırsanız, yani ya objektifin keskinliği az ya da sensörünüzün çözünürlüğü az ise o zaman ortaya iyi bir şey çıkmaz. O yüzden bu konuya da dikkat çekmek istiyorum. O yüzden de bu bilinçle üreticiler de gün geçtikçe daha farklı tasarımlara gidiyorlar. Mesela bunların içinde hani teknolojinin ulaştığı en üst seviyede Zeiss'in ürettiği 30 serisi ürünler var. Onlar gerçekten olağanüstüler. Ama gerçekten de çok pahalılar, çok ağırlar. Kullanılması çok zor. Fakat oluşturdukları görüntü olağanüstü.
işte Zeiss 30 55 mm'te yaklaşık 4000 euroluk bir alet. Kaç kişi 55 mm'lik bir objektife böyle bir yatırım yapabilir bilmiyorum ama bu objektifi alırsanız her sabah tıraş olabilirsiniz bununla. O kadar keskin arkadaşlar. Tabii ki Sigma'nın belki keskinlik anlamında ondan bir parça geride ama fiyatı söz konusu olduğu zaman fiyat performans açısından mükemmel bir optiği var. Daha doğrusu bir serisi var. Art serisinin çoğunda iyi sonuçlar var. Hepsinde değil ama 35-1.4 bunların ilkiydi. Fujifilm'in olağanüstü iyi optikleri var. Bu 90 milimetresi de bunlardan bir tanesi. Olympus yine çok iyi optik üreten bir firma. Bu makro 60 milimetresi de süperdir. İşte ne bileyim Sony'nin G serisi iyidir. Nikon'un yeni aynasızları için S serisi başarılı. Ama Canon gerçekten aynasızlar için çok iyi optikler üretti. Bakalım iyi de bir gövde gelecek inşallah. Çünkü yalnızca optik üretmekte bitmiyor bu işler. Şimdi tabii belki içinizde full frame bir makine kullanırken daha hafif olması adına APS-C sensörlü bir aynasız model almış olanlar var benim gibi. Bu tarz kullanımlar için şöyle söyleyeyim, daha küçük sensörlü bir makine alıyorsunuz ama daha önceki sisteminizden de daha büyük optikleriniz kalmış oluyor. Diyelim ki 50 milimetre bir Canon'unuz vardı ve işte Sony'nin APS-C bir kamerasına geçtiniz. Normalde ne olur? Hani 50 milimetrelik objektifi buna taktığınız zaman 1.5 odak çarpanı söz konusu olur. O yüzden de sizin 50 milimetreniz yaklaşık 75 milimetre gibi davranır. Ama işte Metabonz'un Speed Booster adlı ürünü, ki bunun pek çok başka Çinli üreticilerden taklitleri de mevcut. Daha ucuz versiyonları da var. Ama ilk bunlar çıkardı piyasaya ve bunlara Speed Booster deniyor. Siz o 50 milimetrenizi yine 50 milimetre gibi kullanmak istiyorsanız böyle bir adaptör alıyorsunuz ve bu adaptörle taktığınız zaman yine eskiden alışık olduğunuz görme açısına sahip oluyor objektifiniz. Bunu başardığı için bence çok iyi. Bunun tabii şöyle bir şeyi var. Bir güzelliği daha var. Yani yalnızca açıyı düzeltmiyor. Diyelim ki 50 milimetre 1.4 objektifiniz vardı. Buna taktığınız zaman yine 50 milimetreyi koruyorsunuz ama bir güzellik daha yapıyor bu aletinde. Artık 1.10'da 4 değil, 1.10'da 2 ışık geçirgenliğine sahipsiniz. Yani ışık geçirgenliğinizi de 1.5 kat oranında artırıyor. Kulağa şaka gibi gelen bu şey bunu başarıyor. Keskinlik konusunda merkezde hiçbir problem yok ama bazı optiklerin kenar ve köşelerinde bir takım sorunlar yaşandığını duyuyorum. Yine de işte 35, 50, 80 falan 85 gibi optiklerde bu sorun yaşanmıyor. Daha çok zoomlarda yaşanıyor. Aklınızda olsun, bu da çok keyifli bir çözüm. Bu arada tabii otofokusunuz bilmem ne her şeyi de kullanabiliyorsunuz. Yani objektifinizi tüm verimiyle kullanabiliyorsunuz. Speed Booster böyle güzel bir ürün. Şimdi tabii çok farklı yaklaşımlar gündeme geldi. Fotoğraf yalnızca işte full frame bir fotoğraf makinesiyle çekilmiyor artık bizim önümüzde. Çok değişik ürünler gündeme geldi. Mesela Light diye bir firma var. Gerçi bu ürünün çok fazla başarılı olmadı ama mantığı çok ilginçti. 16 tane değişik objektif ve bunların arkasında da 16 tane algılayıcı olduğunu hayal edin. Yani bu tasarımın üzerinde 16 tane aslında minik fotoğraf makinesi var. Kimi geniş açı, kimi normal, kimi tele. Ve deklanşöre bastığınız zaman 16'sı birden fotoğrafı çekiyor ve kendi yazılımında bunları bir şekilde bir araya getiriyor. Ve siz bu yazılımı kullanarak görüntünün
geniş açı olmasını istiyorsanız ki o geniş açıyı kullanabiliyorsunuz. İşte ne bileyim normal olmasını istiyorsanız normal, tele olmasını istiyor. Yani istediğiniz odak uzaklığına göre görüntüyü seçebiliyorsunuz. Alan derinliğiniz de buna göre oluşuyor. Ve yaklaşık 50 milyon piksellik bir çözünürlüğe sahip oluyorsunuz. Son derece pratik bir şey. Ve bir cep telefonu büyüklüğünde, bir cep telefonundan biraz daha kalın bir ürün. Yaklaşık iki cep telefonu kalınlığında bir, ama yani cepte taşınabilecek bir ürün. Ucuz değil. Yaklaşık 2000 dolarlık bir maliyeti var ama ne bileyim, bir fotoğraf makinesi ve 4-5 tane objektifle birlikte bir seti düşündüğünüz zaman herhalde 2000 dolardan çok daha fazlaya ve çok, yani hem ağırlık olarak hem fiyat olarak çok daha fazlasına mal olacaktır. Bu şekilde çok daha pratik bir ürün bu. Bir takım sorunları var. Bundan sonraki versiyon belki daha iyi gelebilir ama benim öğrendiğim kadarıyla Light firması Sony ile işbirliği yapıyor şu anda ve Sony'nin cep telefonları için böyle çok kameralı bir takım çözümler geliştiriyorlar. Orada da ilginç deneyimler yaşatacaklar mutlaka. Bu sistemin geleceği yalnızca donanımla değil, yazılımla da ilişkili arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Tamam, Light'a geçtim. Tabii çok daha küçük kameralar gündemimize girdi. Bunlar aksiyon kameraları. Bunların içinde GoPro bir marka olarak karşımıza çıktı ama tabii ki yalnızca GoPro yok. Pek çok başka, işte JVC'nin var, Sony'nin var, Ricoh'un var, Garmin var. Pek çok aksiyon kamerası gündeme geldi. Bu aksiyon kameraları bizim eskiden hiçbir zaman göremeyeceğimiz, çünkü o aksiyonu yapan çılgın adamın bir yandan da fotoğraf çekmekle ya da video çekmekle uğraşmayacağı yerlerde geçiyordu. Ama artık o yaptıkları aksiyonun gereği olan aletin üstüne takılıyor bu aletler ve bu kameralar. Böylece hem video hem fotoğraf izleyebiliyoruz. Çok çok değişik görüntüler, çok nefes kesen görüntüler çekebiliyor bu aletler. Mesela bu üründe böyle tamamen zifiri karanlıkta infrared görüntü oluşturabilen bir şey. Çok değişik çözünürlüklerde, çok bazıları çok ucuz, bazıları çok pahalı ama yaklaşık böyle 40 dolarla 400 dolar arasında değişen fiyatlara pek çok aksiyon kamerası bulmak mümkün. Bunların bazıları yüksek kalitede, bazıları o kadar yüksek kalitede değil. Ama gerçekten bu aksiyon kameraları çok gündemimize girdi ve çok çok işe yaradıklarını düşünüyorum. Ve gelecekte de hani boyutları küçülür. Ama en çok veri aktarım sistemleri gelişecek bunların. Dolayısıyla hani anında işte 4K'lık görüntüyü ya da 8K'yı, yani neyse gündemde olan çözünürlük, bunu hızlı bir şekilde bir merkeze iletme konusundaki yetenekleri gün geçtikçe artıyor bunların. Sonra gündemimize ne girdi? İşte helikopter girdi. Biz buna drone diyoruz hala. Bunun yerine daha uygun bir sözcüğü bulamadık. O yüzden sözcüğü olduğu gibi kullanıyoruz. Dronelar gerçekten çok başarılı aletler. Tabii değişik büyüklüklerde, değişik ağırlıklarda olanları var. Ama temel olarak bunlar havadan fotoğraf ve video çekebiliyorlar. O görüntüyü artık yüksek çözünürlüklü 4K çekenleri var ve yerdeki bir noktaya gönderebiliyorlar. Çok küçük olanları var. Daha da küçük olanları var. Tabii bunların varlığı aslında bizim bakışımızı da çok etkiliyor. Çünkü normalde biz hep işte yerden ya da işte boyunuz 1.80 ise 1.80'den bakıyorsunuz falan ya da 1.70'den bakıyorsunuz. Ama böyle bir aracın varlığı bakış açınızı değiştirdi ve yukarıdan bakma olanağı kazandırdı. Hatta bazı noktalara hiç çıkma şansımız yokken bunları çok yukarıdan kullanabilmeye başladık. Dolayısıyla görsel kültürümüze çok güzel bir katkıda bulunduklarını düşünüyorum. Bunların da tabii ki şeyleri artacak.
yetenekleri, hem havada kalma süreleri artacak, daha yukarı çıkabilecekler. İşte zoom yapabilen versiyonları gelecek. Şu andakiler zoom yapamıyorlar, sabit objektif kullanıyorlar. Ya da işte zoom yapabilen birkaç model varsa da onlar çok pahalı şu anda. Onlar daha uygun fiyata gelecekler ve gerçekten daha sessiz çalışmaları konusunda da bir takım çalışmalar var. Bütün bunlar hep olumlu yönde ilerleyecek. Temel sorun bunları kullanan insanların bunları yanlış yerlerde kullanmak, yasak bölgelerde kullanmak ya da işte ne bileyim takım hava taşıtlarını tehdit etmek gibi sorunları var. Bu da maalesef önlenmesi çok zor bir şey. Çünkü insanoğlu kötü niyetli olunca bunu düzeltmek son derece zor oluyor arkadaşlar. Şimdi tabii fotoğraf makinelerimiz de çok tasarımları farklılaşıyor. Ve özellikle renk ve kullanılan malzeme konusunda çeşitler oluşuyor. Rengarenk fotoğraf makineleri üretildi. Hani bunlar ne kadar tüketiciyi cezbediyor bilemiyorum ama hani eskiden yalnızca siyah ya da işte gümüş ve siyah karışımı varken günümüzde rengarenk fotoğraf makineleri var. Bu tabii şekilleri, şemalleri de değişiyor. İşte ne bileyim bir giyimine, kuşamına dikkat eden bir hanımefendi için böyle çanta görünümlü kameralarda yapıldı. İşte ne bileyim Swarovski taşlı kameralarda yapıldı. Ya da işte Louis Vuitton imzalı bir fotoğraf makinesi de satın alabiliyorsunuz. Ya da işte som altından olsun, 24 ayar altından yapılmış olsun dediğiniz zaman onun içinde çeşitler var. Ya da sırf böyle şey değil ama gerçekten farklı tasarımda, farklı görünümde bir takım avantajları olan kameralar da üretildi. Bazıları daha küçük olmaları yüzünden, ne bileyim bazıları dikkat çekmemeleri yüzünden, bazıları da işte ne bileyim mesela burada olduğu gibi bir zorunluluk yüzünden bu formata büründüler. Mesela bu tuhaf görünümlü Sigma, Sigma'nın bu DP serisi 4 değişik versiyonu var. 4 farklı objektifle karşımıza çıkıyorlar. Neden böyle tuhaf bir tasarımı var diyecek soracak olursanız. Biraz önce anlatmıştım size Foveon algılayıcı kullanıyor. Dolayısıyla ben o Foveon algılayıcının görüntü kalitesini çok beğeniyorum. Önünde de çok iyi bir optik var. Dolayısıyla her şey harika. Ama Foveon algılayıcı enerjiyi içiyor. Yani enerjiyi çok savurgan bir şekilde kullandığı için tek bir pil kaynağı bu kamerayı uzun süre götürmüyordu. O yüzden tasarımcıların üzerinde şöyle bir baskı oluştu. Bu kameraya 2 tane pil koyacaksın dediler. Tasarımcılar da kameranın boyunu uzatarak bunun içine 2 pil yerleştirmeyi başardılar. O acayip tasarım böyle bir zorunluluktan doğdu arkadaşlar. Kendinden yazıcılı fotoğraf makineleri de var. Bu Polaroid'in tabii el değiştirmesiyle farklı teknolojileri kullanan bir hale geldi Polaroid. Ama ilk kurulduğu zamanki mantığına hala sadık kalıyorlar. Böyle modüler kameralar çıktı. Hani hem aynı anda hem önü hem arkayı hem yukarıyı hem aşağıyı falan çekmeniz mümkün olabiliyor. Ya da işte Ricoh Theta örneğinde olduğu gibi tek bir deklanşöre basarak 360 derece küresel panoramik fotoğraf çekebiliyorsunuz. Onların değişik versiyonları var. Çok şık olanları var. Hem fotoğraf hem video çekebiliyorlar ve bunu işte 4K hatta 8K çekebilenleri var. Bu örnek 8K çekiyor. Ve bunu anında başka bir noktaya o görüntüyü gönderebiliyor. İşte Panon'un bu ürünü de çok ilginç. O üzerinde 36 tane kamera var. Havaya atıyorsunuz. Yer çekimi tabii bir noktada onu sıfırlıyor. Yani bir noktaya kadar yükseliyor. Orada hızı sıfıra düşüyor. Hızı sıfıra düştüğü anda 36 kamerayla birlikte bir fotoğraf çekiyor. Ve
bu küre yere düşerken o görüntülerin hepsini birleştiriyor ve yere düşene kadar onu sizin tanımlamış olduğunuz bir merkeze görüntüyü göndermiş oluyor. Çok esnek bir malzemeden yapıldığı için yere sert bir şekilde düşse bile hiçbir şey olmuyor. Son derece keyifli bir ürün. Yani biraz büyük ve kullanımı çok keyifli. Ama yani daha önce gördüklerimizden çok farklı bir tasarım. Yine küresel değil ama 360 derece iki boyutta panorama çekebilen bir alet. İşte su ve toza karşı dayanıklı aksiyon kamerası değil belki ama yine de macera severlerin hoşuna gidebilecek tasarımda ürünler. Yine küresel panorama yapan Insta, bu çok pahalı bir ürün. Yine basit kullanımlı bir küresel panorama makinesi. Yüzücü, aranızda yüzücüler varsa yüzücüler için böyle kameralar var. İşte kayakçılar varsa kayakçılar için böyle kameralar var. İşte Google Glass geldi, gündemimize girdi. Oldukça pahalı bir ürün ama daha basit örnekleri var. Mesela Snapchat'ın böyle kameraları var. Ya da A3'nin sosyal medya, yani çektiğiniz görüntüyü anında Facebook'ta sayfanızda paylaşabileceğiniz tasarımda güneş gözlükleri var. Ya da belki saatinizde, kol saatinizde işte 41 milyon piksellik bir kamera isteyebilirsiniz. Bu da var. O kadar yüksek çözünürlük olmasın, daha düşük olsun ama daha ucuz olsun derseniz böyle şeyler de var. İşte ne bileyim, boyuna asılabilenler, giyilebilir kamera dediğimiz şeyler var. İşte kulak üstüne monte edilenler var. Hatta ki en sonunda, hani en küçülmüş formatında Sony'nin ürettiği kontak lens formatında kameralar var. Hani bu teknolojinin daha ne kadar küçülebileceğini artık tartışmıyoruz. Çünkü gözümüzün içine girebilecek kadar küçülttüklerine göre daha da fazla küçülmesine gerek yok diye düşünüyorum. Ama kameralar ve yani tüm fotoğraf makineleri çok farklı boyutlara ve farklı işlevlere sahip oldular. Bu da bizim bildiğimiz anlamda, hani klasik anlamdaki fotoğraf makinesinin ne olan talebi azaltıyor tabii ki. Şimdi tabii cep telefonları bu talebi büyük ölçüde karşılıyorlar günümüzde. Çünkü cep telefonlarını biz yalnızca konuşmak için kullanmıyoruz. Ne bileyim, yalnızca internete bağlanmak için de kullanmıyoruz. Yalnızca sosyal medyaya. Ama temelde hepimizin yaptığı şey şu, biz bunları görüntülemek için kullanıyoruz. Pek çok insan da bu özelliklerine bakarak satın alıyor bir cep telefonunu. Hani ne kadar iyi sesi var falan diye araştırmıyor. Ne kadar iyi görüntü çekiyor, kaç milyon piksel falan diye soruyorlar. Şimdi burada da uzunca bir süre tek objektifle tasarımlar devam etti ama günün birinde çift algılayıcı ve çift algılayıcı, çift objektif kullanan bir iPhone X ile karşılaştık. Bu ilk örnekti. Sonrasında Huawei buna 3 optik ve 3 algılayıcıyla karşılık verdi. Samsung da dedi ki ben de 3 tane kullanabilirim dedi. Hatta Samsung dedi ki görüyor ve arttırıyorum, ben 4 tane de kullanabilirim dedi. Sonra Nokia işte 5 optik 5 algılayıcı yaptı. Hani bu artık nereye kadar verecek bilemiyorum ama bu artık çığırından çıktı bu iş. Yani daha çok daha fazla olmayacak herhalde ama çünkü artık Oppo'nun bir Çinli üreticinin bir zoom objektif kullanmasıyla bu sorun çözüldü. O onu yapınca Huawei, yani Oppo 5 katlık zoom kullanınca Huawei 10 katlık zoom kullanmaya başladı. Samsung da 5 katlık bir şey kullanmaya başladı. Böyle değişik tasarımlar ama artık cep telefonunda da zoom objektif var. Yani güzel kısmı bu. O yüzden de çok objektife olan ihtiyaç ortadan kalktı. İşte gizlenebilir objektifler var mesela. Motorola'nın böyle ilginç bir tasarımı var. Vivo yine bir Çinli üretici.
Onların görüntü sabitleme sistemi gerçekten gimbal'lar gibi. Yani çok profesyonel bir şekilde tüm sistem hareket ederek görüntüyü sabit tutabiliyor. Bu da gerçekten video çekimini son derece başarılı bir hale getiriyor. O yüzden bu mesela gelecek ay piyasaya çıkacak olan bir ürün. Yani henüz elimize almadık bunu. Ama giderek cep telefonlarının görüntüleme özellikleri niteliklerini artırıyorlar arkadaşlar. Bizi de fotoğraf makinesinden birazcık uzaklaştırmaya başlıyor. Çünkü artık cep telefonlarında işte 64 milyon piksel, 108 milyon piksel gibi çözünürlüklere ulaştık. Yani cep telefonunda 100 milyon pikseli geçtiğimize göre böyle 30, 40, 50 milyon piksellik kocaman ağır büyük aletlere ne gerek kaldı diye düşünüyor sıradan insan. Ve tabii ki büyük fotoğraf makinesi üreticileri kara kara düşünüyorlar. Çünkü cep telefonu satışlarında herhangi bir azalma yok. Hatta ki artıyor. Ama fotoğraf makinesi üreticileri kara kara düşünüyorlar. Bu arada evet, 108 milyon piksellik algılayıcı kullanan ilk üründe Xiaomi'nin, yani Mi'nin Note 10 adlı ürünüydü. Yaygınlaştı şimdi, başka ürünlerde bunu kullanıyorlar artık. Sonra işte ne oldu? Katlanabilir ekranlar falan gündeme geldi. Yani cep telefonları giderek çeşitleniyorlar. Hem fotoğraf anlamında hem onu görüntüleme anlamında, yani o görüntüyü izleyebilme anlamında. Ve zaten hani o görüntüyü dünyanın her yerine gönderebilme yetenekleriyle zaten eşsizler. Yani o anlamda fotoğraf makineleri bunlarla rekabet edemez zaten. Şimdi tabii asıl önemli konu artık cep telefonları, ya artık derken bir süredir, 2 yıldır falan, 2-3 yıldır belki de yapay zekayı çok verimli kullanmaya başladılar. Yapay zeka çeşitli şekillerde işin içine giriyor. Görüntüyü çekerken, kadrajı yaparken bile bize yardımcı oluyor. Ya da pozlandırmasında çok yardımcı oluyor. İşte birkaç tane fotoğraf birden çekiyor. Sonra bunların bir kombinasyonunu kaydediyor. Ya da hepsini ayrı ayrı kaydediyor. İçlerinden bir kısmını siliyor. Geri kalanların içinden de hani hangisini seçeyim falan diye sana soruyor. Bazen onu da sormuyor. Hani en iyisini kendisi seçiyor. Bunu özellikle Google Pixel'in 4 serisi telefonları yapay zekayı en iyi kullanan modeller olarak karşımıza çıkıyor, ama hani her modelde aslında yapay zeka bir miktar işin içinde var zaten. Bu da bizim işte asıl fotoğraf makinesi üreticilerinin sahip olmadığı bir teknoloji. Yani böyle bir sistem Canon'da, Nikon'da, Sony'de falan yok. O yüzden de bu cep telefonları üreticilerinin sahip olduğu yapay zeka oluşan görüntüde onların elinde önemli bir koz olarak karşımıza çıkıyor. Yakın bir gelecekte bunu daha da verimli olarak kullanacaklar. Bu da fotoğraf makinesi üreticilerinin tabutlarına çakılan son çiviler olacak herhalde. Evet, yapay zekanın pozlandırmayı nasıl yaptığıyla ilgili bir görsel koymuşum buraya. Değişik şeyleri çekip hepsinin toplamından ortaya bir ortalama poz çıkartıyor. Ya da mesela Sony'nin yine cep telefonları için geliştirdiği bir algılayıcı da geçen haftanın haberi. İşte stacked CMOS kullanıyor. Yani istiflenmiş bir CMOS kullanıyor ve üst taraftaki kısım görüntüyü oluştururken alt taraftaki tamamen yapay zeka için ayrılmış bir katman. Bu katmanda işte konuyu algılıyor alet. İşte köpek çektiğini algıladığı zaman onu nasıl bir kadraj yapması gerektiğine karar veriyor. Renklerini ya da işte hızını, mesela köpeğin hızlı olabileceğini düşünüp onu daha yüksek hızda çekmeye kalkışıyor falan. Böyle bir takım şeyleri
ona uzaktan tabii ki yazılımla bildiriyorlar, veriyorlar o veriyi. Daha da önemlisi alet artık öğrenmeye başlıyor. Ve köpeği nasıl çekmesi gerektiğini, kullanıcının deneyimlerinin daha öncesinde neler olduğu, işte buluttaki bir takım köpek görüntülerinin de hepsinin de belli bir oranda işin içine katılmasıyla beraber bu algılayıcı köpek fotoğrafının nasıl çekilmesi gerektiğini zaten birazcık biliyordu. Çektikçe daha da öğreniyor ve giderek daha iyi sonuçlar üretmeye başlıyor. Bir ara bir yerde kullanıcıyı da oyunun dışına çıkaracaklar diye çok korkuyorum. Her şeyi teknolojinin kendi başına halledeceği bir düzen kurulmaya çalışılıyor. Bir fotoğrafçı olarak bu beni tabii ki çok rencide ediyor. Üzüyor beni ama gidişat gerçekten bu yönde. Bakalım yaşadıkça neler göreceğiz. Ama öğrenen bir kamera kısmı gerçekten ilginç bir deneyim olacak hepimiz için. Yani cep telefonları için bir dolu aksesuarlar üretildi. Bunlar artık üretimden bile kalktılar ama hani işte ne bileyim küçük sensörlü, APS-C sensörlü, hatta full frame sensörlü falan değişebilir objektif. Bilmem ne bir dolu şeyler üretildi. Bunlar tabii değişik markalar üretti bunları. Ne bileyim bazıları yalnızca işte iPhone'un belli modelleriyle uyumlu. Bazıları bilmem neyle uyumlu. Hani çok değişik şeyler var. Bir dolu envai çeşit objektif işte makrosundan geniş açısına balık gözüne, telesine, her şeyine. İşte onlarla beraber bir takım flaşlar ya da işte LED ışık kaynakları, tripodlar, işte gimbal'lar, yani görüntüyü sabit tutmaya yarayan bir takım aletler. Envai çeşit aksesuar üretildi ve tabii cep telefonları ne kadar çok satılıyorsa bu tür yan ürünler de o kadar çok satılıyorlar. Bu böyle çok büyük bir sektör oluşmuş durumda. Burada da hani cep telefonu üreticileri giderek daha değişik şeyleri işin içine katarak bu yan sanayi ürünleri üreten firmaları zor durumda bırakıyorlar. Ya biraz önce anlattığım gibi Vivo öyle bir özellik geliştirdi ki artık böyle bir gimbal kullanmaya gerek kalmayacak. Çünkü cep telefonu kendisi zaten görüntüyü sabitleyen bir özelliğe kavuştu. Gibi bir takım gelişmelerde sürekli cep telefonlarını bir adım daha öne geçiriyor. Şimdi bütün bunlar olurken bizim gibi fotoğraf gönüllüleri, fotoğraf meraklıları, biz tabii fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekileceğine inanan insanlarız genel olarak. Burada da başka şeyler ortaya çıktı. Çünkü cep telefonları ortaya çıkınca ilk önce kompakt fotoğraf makineleri ortadan kalktı. Çünkü onları kullanan, fotoğraftan çok anlamayan insanlar için bir anlamı kalmadı onların. Firmalar da onu üretmemeye başladı. Ama üst düzey kompakt dediğimiz daha fazla şey sunan, hani küçük bir gövdede ama çok şey sunan ve oldukça pahalı ürünler gündemimize girdi. Bunları da açıkçası hemen hemen hepimiz kullanıyoruz. Çünkü bunları bir yedek fotoğraf makinesi gibi ya da büyük fotoğraf makinemizin çok dikkat çektiği durumlarda ya da çok gürültü çıkardığı durumlarda bunların daha sessiz, daha göze batmadan ya da daha amatörmüşçesine çözümler sunabileceğini düşündüğümüz yerlerde bunlar çok işimize yarıyor. İşte mesela Sony'nin bu RX100 modeli ki bunun 7. versiyonuna ulaştık. Son derece başarılı bir ürün. Çok değişken bir ürün. İşte yani gömlek cebine sığabilecek kadar ufak ve ince bir model. Buna rağmen çok başarılı görüntüler sunabiliyor. Boyundan beklenmeyecek işler. Bir tık daha büyük, biraz daha büyük bir sensör kullanan Lumix'in Helix serisi çok iyi. Ama işte APS-C sensörlü makinelerde hani en iyisi Fujifilm'in X100 serisi kesinlikle eşsiz. Bu onun 5. versiyonu. Gerçekten çok süper bir ürün. Daha da büyük istiyorum derseniz hani
full frame sensör kullanan kompakt fotoğraf makinesi bile var. Üstünde de olağanüstü bir Zeiss optik var. Ama bu tabii çok pahalı ve ulaşılması çok zor bir ürün. Yani 3200 dolarınız varsa böyle bir şey alabilirsiniz. O anlamda ne kadar gereklidir bilemiyorum ama yine de çok güzel bir ürün. Zeiss ilk kez bir fotoğraf makinesi ürettiğini duyurdu. Ama yaklaşık bir yıl önce bunu duyurmasına rağmen hala piyasaya veremedi. Bir takım üretim sorunları yaşıyor ama ben Zeiss'i her zaman en iyi optik üreticisi olarak anıyorum. Ürettiği bu fotoğraf makinesi de biraz tuhaf gözüküyor. Çok ergonomik gözükmüyor. Ama ilginç bir ürün çünkü arkası tamamen bir ekran ve bir cep telefonunun yüzü gibi büyük ve dokunmatik bir ekran. Ve bu makineyle birlikte Adobe Lightroom içinde gelecek. Ve siz fotoğraf makinenizde görüntüyü işleyip bir RAW olarak işleyip ve bir Android işletim sistemi kullanıyor. Sonrasında da bunu herhangi bir yere gönderebileceksiniz. O anlamda değişik bir ürün. Ama çok ucuz olmayacak. Bakalım ne zaman elimize geçecek. Bunu hararetle bekliyoruz tabii. İşte yani Leica'nın full frame olan kompaktları da var. Yani çok paranız varsa böyle yaklaşık 7000 dolarınız falan varsa böyle bir kompakt fotoğraf makinesi de alabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi başka fotoğraf makineleri de gelişti. İşte burada bir isim birliği yok ama hani Megazoom, Ultrazoom ya da Bridge ya da SLR Light gibi bir takım isimler kullanılıyor. Bunlar da şöyle ürünler. Aslında bir fotoğrafçı bunu kullanmaz. Çünkü oldukça küçük bir sensörü var ve onun önünde kocaman bir zoom objektif var. Çok iyi bir kombinasyon değil yani görüntü kalitesi anlamında. O yüzden bunu asıl amacı fotoğraf olmayan kişiler için geliştiriliyor bunlar. Ne bileyim adam işte aslında arkeologdur ya da ne bileyim işte bir bilim adamıdır bir şeydir ama gittiği yerde bir şeyleri çekmek istiyordur. İşte uzaktaki bir şeye çekmek istiyordur. Bunlar için çok büyük zoomları olan bir takım kameralar üretildi. Bunlar işte mesela ne bileyim bu Panasonic'in bir ürünü. Mesela 60 kat zoom var üstünde. Yani devasa bir zoom objektif. Ama işte Canon dedi ki ben 70 kat yaparım. Nikon dedi ki hayır 83 kat zoomu olsun üstünde. Ve Nikon hani en sonunda bu P1000 modelinde 125 kat zoom yapabilen bir optik geliştirdi. Bu şu demek arkadaşlar, 24 milimetre ile 3000 milimetre arası yani eş değeri. Tabii daha küçük sensör kullandığı için gerçek odak uzaklığı bu değil ama 24-3000 eş değeri bir zoom objektif kullanıyor. Bu gerçekten pratikte bir teleskop. Çünkü bununla gerçekten ayın yüzeyindeki kraterleri falan çekebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Hani böyle bir şeye ne kadar gerek var bilemiyorum. Ama bunu da yaptılar. Tabii bu kadar küçük sensörlü makineler dediğim gibi çok iyi görüntü vermiyorlar aslında. O yüzden de hem Panasonic'in hem de Sony'nin bazı modelleri biraz daha büyük sensör kullanıyor. 1 inç dediğimiz daha büyük sensör kullanıyorlar. Ve önlerinde de daha nitelikli optikler var. Çok uzun zoomlar da yok aslında ama mesela bu işte 24-600 falan eşdeğeri bir şey var. Diğerleri kadar uzun değil ama yine de iyi bir zoom objektif barındırıyor ve pek de ucuz değiller. Yine 1000 doların üstünde fiyatları var. Şimdi aslına bakarsanız hani benim açımdan en doğru tasarım bu. Aynasız fotoğraf makineleri, değişebilir objektifler. Bunlar için bir şeyler söylemek istiyorum ben. Aslında bunu bir evrim olarak görmek lazım. Çünkü yani ben yıllar boyunca hamal olarak şu şekillerde çok fazla çalıştım ve çok zordu. Şu anda evrimimin son aşamalarına doğru geldim. Bu aşamadayım. İnşallah günün birinde buraya da ulaşırım diye umuyorum. Darısı sizin de başınızda. Şimdi tabii aynasız kameralar daha
hafiflediler. Yani güzel kısmı o aslında bakarsanız. Çünkü üst tarafta bir aynalı kameranın kesiti var. Alt tarafta ise aynasız var. Hani ben yaklaşık 25 yıl boyunca şunu kullandım. Hep ağırdı ve hep gürültü çıkarıyordu. Yani benim refleks makinelerden en büyük şikayetim o oldu hep. Ve şu prizmaya, yani bu prizma fotoğraf makinesinin gerçekten önemli bir parçası, yani ağırlık olarak. Ondan kurtulmuş olmaktan son derece mutluyum. Artı tabii şunu söyleyeyim, en önemli gelişme şu, bu aynanın burada olmak zorunda olması. Çünkü görüntüyü bu şekilde gözümüze ulaştıran bu aynadan kurtulmamız en önemli gelişim oldu. Çünkü ayna boşluğu aradan kalkınca objektif algılayıcıya çok daha yakın konumlanabildi. Bu aslında çok önemli bir kazanım. Çünkü aynasız kameraları, aynasız fotoğraf makinelerinin daha iyi olduğunu düşünmemize yol açan şey bu. Şöyle ki, üstteki tasarımlar retrofocus objektiflerdir ki bütün aynalı kameralar bu tarz ürünler kullanmak zorundadır. Neden? Çünkü arka mesafe boşlukları daha fazladır. Arka mesafe boşluğu fazla olunca bütün objektifler bir huni gibi ön tarafları büyük, arka tarafları küçük, yani görüntüyü küçülten, ayrıntıyı da küçülten ve detayları da kaybettiren bir objektif tasarımına sahip olmak zorundadır. Tabii ki bir takım çok özel elemanlar, şunlar bunlar kullanılarak çok pahalı ve çok iyi sonuç veren retrofokus objektifler üretilebilir ve üretildi de zaten. Ama bütün objektiflerin bu şekilde üretilmesi mümkün değildir. Alttaki ise aynasız fotoğraf makinelerinin büyük bir kısmı, daha doğrusu bir markanın objektiflerinin büyük bir kısmı simetrik tasarımlı olarak imal edilebilir. Çünkü arka mesafe çok azaldığı için objektifin ön elemanı ile arka elemanı arasındaki farklar da çok büyük olmayacak. Ve daha simetrik tasarımlı objektifler mümkün hale gelecektir. Bugün baktığımız zaman mesela Fujifilm'in olağanüstü objektifleri, Olympus'un olağanüstü objektifleri, Panasonic'in yine çok nitelikli objektifleri bu tasarım felsefesinden kaynaklanıyor ki geçmişteki yani 100 yıllık Leica efsanesi de aslında tamamen başarısı bu simetrik tasarımlı objektiflere bağlıdır. Yani retrofokus objektiften kurtulmuş olmamız aslında aynalıdan kurtulunca görüntü kalitemizin nasıl iyileşeceğinin bir göstergesidir. Şöyle söyleyeyim, bu da yine hepinizin anlayabileceği şekilde bir kıyaslama yapmaya çalıştım. Sol tarafta aynalı kameralar, sağ tarafta ise aynasızları koydum. Şimdi aynalıların fazla bir avantajı yok, göreceksiniz. Yani bu kırmızılar olumsuzlukları tabii gösteriyor. Çünkü aynalılar daha büyükler, daha ağırlar, daha pahalılar, daha yavaşlar, daha sarsıntılı, daha gürültülü çalışıyorlar. Yakına netleme mesafeleri çok uzun. Daha az keskin objektifleri var. Ve görüntülerin köşeleri özellikle çok sorunlu. Köşeler kararması, köşelerde flulaşma ve renk saçılmaları belirgin bir şekilde daha fazla. Ve daha karmaşık bir yapıya sahip oldukları için onarımları da daha zor. Buna karşın genel olarak daha büyük bir gövdeye sahip oldukları için ve de elektronik bir vizör kullanmadıkları için pil ömürleri daha uzun. Yani genel olarak baktığımız zaman aynalı makinelerin önemli artıları pil ömrünün uzun olduğunu söyleyebilirim. Onun dışındaki her şey bir dezavantaj. Bunu da gayet objektif bir şekilde söylüyorum size. Şimdi ilk aynasız kamera modelini 2008'de Panasonic duyurdu. O yüzden öncelikle onun modellerini ben göstermek istiyorum. Panasonic'in işte GX, G, G
GH serisi modelleri var. Bunlar Micro Four Thirds dediğimiz odak çarpanı 2 olan daha küçük sensörler kullanıyorlar. Ama bir de S serisi var Panasonic'in. Bunlar full frame. Bunlar tabii daha büyük, daha ağır ve daha pahalı ürünler. Günümüzde Panasonic, Sigma ve Leica üçü ortak bir platform üzerinde anlaştılar. L serisi dedikleri bir bayonet üzerinde anlaştılar. Birbirleriyle uyumlu ürünler üretiyorlar. Hani bu hoş bir birliktelik. Daha önce de işte Panasonic ve Olympus benzer bir mantıkla Micro Four Thirds sisteminde ortak platform geliştirmişlerdi. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Burada da Panasonic'in, pardon, Olympus'un ucuz versiyonu PL serisi. Bu Pen serisi çok efsane, çok güzel bir seridir. Bir de işte refleks görünümlü olan M serisi var. Burada da M5 Mark III, M1 Mark III ve M1X var. Bunlar tabii çok daha üst düzey ürünler ama genel olarak bunlar da yine odak çarpanı 2 olan sistemi kullanıyorlar. Odak çarpanı 1.5 olan, yani biraz daha büyük olan APS-C dediğimiz boyutta algılayıcı kullanan Fujifilm var. O da çok başarılı. Onun giriş düzeyinde A serisi var. Sonra T200, T30, H serisi var. Şu anda güncel olan ve hakikaten efsanevi olan X-T4 var ki herhalde fiyat performans açısından ve de video kalitesi açısından dünyadaki en iyi ürün bu. X-T4. İşte X-Pro3 var. X-Pro3 ilginç bir ürün. Vizörü çok ilginç. Çünkü hem optik bir vizör hem de elektronik vizöre dönüşebiliyor. Dolayısıyla orada bir teknolojik üstünlük var. Ama ben kendi adıma hani bu optik vizöre hiçbir zaman ihtiyaç duymam. Çünkü elektronik vizörün ben yeterince iyi olduğunu düşünenlerdenim. Sony yine APS-C ürünlerde 6000 serisi var. Orada giriş düzeyinde 6100 var. Orta düzeyde 6400. En üstte de 6600 var. Bunlar da yine çok başarılı ürünler. Ben çok beğeniyorum bu seriyi. Sony'nin full frame modelleri var. İşte A7'nin 3. versiyonu, A7R'nin 4. versiyonu var. Ki şu anda en yüksek çözünürlüğe sahip full frame kamera bu. Bir de Sony'nin basın için geliştirdiği, yani çok dayanıklı bir gövde ve çok hızlı olması gereken bir tasarımı var. Genel olarak Sony'nin ben kameralarını ve algılayıcılarını çok beğeniyorum ama optik olarak hem yeterince fazla sayıda seçenekleri yok hem de olağanüstü optikleri yok. O anlamda ben full frame aynasızların hala gelişmeye muhtaç olduklarını düşünüyorum. Nikon ve Canon da en sonunda uzunca yıllar ayak diredikten sonra satışları o kadar düşmeye başladı ki aynalı makinelerinin, en sonunda onlar da aynasız sisteme girdiler. Nikon'un APS-C sensörlü Z50'si, full frame olan Z6'sı ve yine full frame olan Z7'si var. Bunlar da çok güzel ürünler ama pahalılar tabii ki ve Nikon'un full frame olarak çok az sayıda optiği var. O da onların en zayıf yönü şu anda. Fakat bu platformun şöyle bir güzelliği var, onu söyleyeyim. Sahip olduğu çap açısından en büyük çapa ve en kısa arka mesafeye sahip olması bunu bu sistemin şimdiye kadar full frame için üretilmiş dünyadaki bütün objektifleri bir adaptör yardımıyla bu sistem üzerine kullanabileceğinizi söylüyor. Bu çok akıllıca bir şey. Yani bence çok güzel bir şey. Çünkü işte ne bileyim Sony için, Canon için ya da ne bileyim Leica için üretilmiş bir objektif. Bir adaptörle bu sisteme mutlaka takabiliyorsunuz. Bütün objektifleri dünyadaki kullanabiliyorsunuz. Bence bu çok iyi bir özellik. Canon ise tabii daha farklı bir yöntem izledi.
ilk başta işte bu APSC olan sistemi geliştirdi ve onu da çok kötü yaptı yani. Yavaş, kötü plastikten, güvenilir olmayan bir otofokus sistemiyle falan üretti ve kullanıcısına şu mesajı verdi. Dedi ki aslında fotoğraf makinesi işte full frame olur ve aynalı olur. Hani onu da Canon yapar. Diğer her şey yalandır falan gibi bir mesajı verecek kadar hani bence ahlaksızca bir yöntem izledi. Ve bunu kendi ürünleri üzerinden yaptı. Hakikaten inanılır gibi bir şey değildi. Sonrasında hani birazcık daha geliştirdi. Yani bu APS-C olan makineleri şu anda biraz daha kullanılabilir durumda ama piyasadaki diğer markalara göre çok daha geri olduklarını söylemek zorundayım. Ve sonunda full frame aynasızı da üretti geçtiğimiz yıl. Orada da RP ve R diye iki tane modelleri var güncel olarak. Ve bunlar da aslına bakarsanız çok da olağanüstü ürünler değil. Hem çözünürlük anlamında hem de hız anlamında beklenen Canon performansının altındalar. Ama Canon burada tabii yine de iyi bir şey yaptı. Çok güzel objektifler tasarladı ve üretmeye başladı. O yüzden optikleri çok iyi Canon'un bu serisinin. Fakat yine tabii Canon'ca bir şey yaptı. En dar çap ve en uzun arka mesafeyi uygulayarak buna bazı pek çok başka optiğin takılmasının önüne geçti. Yani böyle bir sistem alırsanız yalnızca Canon objektifleri takabileceksiniz. Nikon'un yaptığının tam tersi bir yöntem. Nikon dünyadaki bütün optikleri kullanabilir bir platform üretti. Canon ise yalnızca Canon objektif kullanabileceğiniz bir sistem üretti. Arada böyle bir fark var. Son olarak da EOS R5 diye yeni bir ürün duyurdu ama henüz bunu üretmedi. Ama önümüzdeki aylarda çıkacak bu. Bu tabii ki daha beklenen Canon standardında, kalitesinde bir gövde olacağını umuyoruz. İşte 8K video falan çekeceği söyleniyor. Çok hızlı olacağı söyleniyor. Tabii fotoğrafı iyi çeksin. Gerisi benim için çok önemli değil. Ama bunu da dört gözle bekliyoruz tabii. Leica'nın APS-C modelleri var. $4000'dan falan başlıyor. Ya da işte full frame olanları var. Onlar da yine $5000'dan başlayıp $8000'a kadar ulaşan bir aralıkta klasik Leica kalitesini sunuyorlar. Son olarak SL2 diye bir ürün çıkardı Leica. Sanıyorum geçtiğimiz yılın Aralık ayında çıkardı bunu. Bu tabii daha modern bir ürün. Ve şu anlamda modern, hani Leica'nın daha önceki ürünleri çok nitelikli görüntü oluşturmuyorlardı ama bu sefer içinde modern bir sensör kullanıyor, modern bir işletim sistemi kullanıyor ve zaten iyi optikleri de var. Hani hepsi bir araya gelince en sonunda nitelikli görüntü oluşturan bir Leica ancak SL2 ile mümkün olabildi. Bu arada emektar Zenit, hani bizim benim fotoğrafa ilk başladığım zamanlarda çok popülerdi 1980'lerin başında. Ya da Türkiye'ye gelen Asta'yı da markadan biriydi o zaman. Ama her yerde Zenit vardı. Çok da kalitesizdi. Şimdi o Zenit küllerinden yeniden doğdu. Zaten tasarım olarak belki fark etmişsinizdir. Bir Leica tasarımı. Çünkü Leica'ya fason olarak yaptırtıyor bu gövdeyi. Ve ilginç böyle bir 35 milimetrelik bir optik ile birlikte satılıyor. Son derece pahalı bir ürün. Ama az sayıda üretildi. Böyle 500 tane falan. Dolayısıyla koleksiyonluk bir tasarım yaptılar ve piyasaya sundular. Son derece pahalı ama seri olarak üretilmeyecek yani. Böyle 500 tane üretildi ve onlar satılınca bitecek. Koleksiyonluk bir şey. İlgi duyarsanız alabilirsiniz. Sigma değişik bir şey yaptı ve full frame dünyanın en küçük aynasız gövdesini üretti.
Sigma şimdiye kadar hep foveon sensör kullanıyordu ve işte o foveon hem çok enerji tüketiyordu hem de video çekemiyordu. Burada ise Sony'nin bir sensörünü kullandılar. Dolayısıyla video çekebiliyor. Hem de 4K çok başarılı video çekebiliyor. Hem de işte enerji sorununu da çözmüş oldular. Böyle bir ürün çıkardı. Fiyatı da makul. Ve çok küçük olması özellikle sinema kullanıcıları, yani sinema çekmek isteyen insanlar için ve de o işte ne bileyim sinema için gerekli olan bağlantılara falan da sahip. Onların ilgisini çeken bir ürün oldu. Yine bir şekilde fotoğrafçıları ıskaladı Sigma. Ama hiç olmazsa sinemacılar memnun olsun diyoruz. Daha da büyük bir format arayışı içinde olanlar için tabii ki Hasselblad var. İlk anda aklımıza gelen aynasız Hasselblad X1D vardı. Onun ikinci versiyonu piyasada. Gerçekten çok güzel bir ürün. Hani hem ergonomik açıdan hem kullanım kolaylığı açısından çok güzel bir ürün. Benim çok beğendiğim bir ürün. Tabii pahalı bir ürün. O da başka bir ürün ama Hasselblad hiçbir zaman ucuz olmamıştır zaten. 50 milyon piksellik bir orta format kamera. Fujifilm ilginç bir şekilde orta formata girdi ve gerçekten piyasayı alt üst etti. Ve yani şimdiye kadar üretilmiş bütün orta format kamera satışlarının tümünden daha fazlasını 6 ay içinde falan sattı. Yani çok inanılmaz bir pazar payı açtı kendine burada. 3 tane ürünü var 50 milyon piksellik, 50R, 50S var. Bir de 100 milyon piksellik GFX 100 var. Bu da gerçekten Fujifilm'in hani çok başarılı ürünleri bunlar. Çok da güzel optikleri var onların üstünde. Yani meraklısına hani full frame ile yetinmek istemiyorsanız orta formatta da böyle seçenekler var. Orta formatta tabii daha da fazla paranız varsa Phase One'ın daha pahalı iki tane ürünü var. En pahalısı da Phase One XT. Yaklaşık 50 bin dolarlık bir ürün. Onu da söylemiş olayım. 150 milyon piksellik bir çözünürlüğü var. Hala refleks fotoğraf makinesi kullananlarınız var mı aranızda bilmiyorum. Onlar da hala bir şekilde üretiliyorlar. Sayıları çok azaldı ama işte APS-C sensörlü Canon'un 90D'si var. Nikon'un D500'ü var. Nikon'un yine yeni çıkan D780'i var. Bu full frame artık. Canon'un 5D Mark IV'ü hala üretiliyor ve satılıyor. Pentax'ın K1 Mark II'si var. Canon'un 5D'si çok yaşlandı artık. Hani artık kim alıyor bilmiyorum ama hani ilk 50 milyon piksellik refleks makine buydu. Hala da sanıyorum öyle. Ama çok yavaş tabii artık. Nikon'un D850'si gerçekten çok çok iyi bir ürün. Belki de şimdiye kadar üretilmiş en iyi refleks fotoğraf makinesi. Bundan da daha iyisi artık üretilir mi bilemiyorum. Tabii ki hani daha iyisi belki budur diyeceksiniz ama bunlar basın için üretilen Canon'un 1DX serisinin 3. versiyonu tanıtıldı. Bunlar tabii bu seneki Tokyo Olimpiyatları için gündeme gelmişlerdi ama tabii olimpiyatlar ertelenince bunların da piyasaya verilip verilmeyeceğini bilemiyoruz. Ama Canon bunu yaptı. Yaklaşık 6 bin dolarlık bir etiketi var ama basın için olduğunu söylemeliyim. Çok hızlı olması önemli. Nikon da D6'yı aynı şekilde duyurdu ama henüz bu da piyasaya çıkmadı. Sanıyorum ki bu yaz çıkacaklar onlar da ama sporcuları çekemeyecekler ne yazık ki. En önemli refleks makinelerde tabii yine büyük formatta var. Büyük formatta Leica'nın S3'ü var. 64 milyon piksellik bir ürün. Pentax'ın 645 serisi artık iyice yaşlandı ama hala fiyat performans açısından çok iyi bir yerde. 50 milyon piksel. Hasselblad'ın H6D'si var. Bunun 100 milyon piksel ya da çoklu çekimle 400 milyon piksele izin veren modelleri var. Bunlar tabii çok üst düzey ürünler.
Ya da işte zirvede Phase 1 var. Phase 1 gerçekten tank gibi bir ürünü var. Şu aletin gövdesi 2 kilo falan. Hani objektifle beraber 2,5 kiloyu geçen bir ağırlık. Hani elde tutulamaz, sokağa çıkarılamaz. Ama stüdyoda kullanılabilir. Bu da işte 150 milyon piksellik bir back'le beraber geliyor. Sonuna gelmek üzereyim. Tabii ki fotoğraf yalnızca çekmekle ilişkili bir işlem değil. Tabii ki bunu basmamız gerekiyor. Tabii önce işlememiz gerekiyor ama onlardan da biraz bahsedeceğim. Farklı boyutta yazıcılar var. Ve bir şekilde hani basılmamış fotoğraf bana biraz böyle eksiklikmiş gibi geliyor. Hani basınca bir şeye benziyor ve bitmiş iş orada önem kazanıyor. Burada tabii mürekkep püskürtmeli yazıcılar var. Burada da Canon ve Epson'un üst düzey ürünleri var. Epson'un tabii daha büyük makinelerde daha çok işte 12 mürekkep, 13 mürekkep falan kullanan böyle çok büyük ürünleri var. Son derece başarılılar. Bir de tabii daha küçük, gerçekten çok küçük, taşınabilir kablosuz yazıcılar var. Bunlar da ister cep telefonuyla, ister bir fotoğraf makinesiyle çekmiş olun. Bluetooth'la ya da wireless Wi-Fi'yle bir şekilde buna gönderiyorsunuz. Aleti de böyle 40 saniyede falan basıyor. Değişik boyutları var bunların. Ve çok pratik, çok güzel bir şekilde insanlarla anıları paylaşmak adına insanlara basıp kısa sürede onlara verebiliyorsunuz. Çok bazı şeyler değil ama benim gibi seyahat fotoğrafçılığı yapan kişiler için bu anıları paylaşmak çok keyifli bir şey. O yüzden bunları da öneriyorum size. Biraz önce görmüştük, Polaroid'in de böyle şeyleri var. İşte Fujifilm'in Instax'ı var. Böyle çok pratik hem çeken hem basan ürünler var. Çok azıcık kaldı. Yazılımlardan tabii bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü yazılımlar sürekli gelişiyor. Ve tabii ki fotoğrafın geleceği yine yazılımlar olacak. Çünkü donanım bir yere kadar geliştirilebiliyor. Ama yazılımla hakikaten görüntüye taklalar attırabiliyorsunuz. O yüzden yazılım çok önemli. Yani çoğumuz Photoshop kullanıyoruz. Photoshop en yaygın kullanılan, belki çok temel bir platform. Oldukça başarılı. Onunla birlikte kamera RAW'u kullanıyoruz. İşte RAW olan dosyaları işleyebilmek için. Ama işte Adobe'un yine Lightroom gibi yalnızca yani manipülasyonla uğraşmayan ama fotoğrafı yalnızca işlemekle uğraşanlar için daha uygun olan bir yazılımı bu. Ama aslına bakarsanız hani Capture One Pro bu yazılımların kralı. En pahalısı da o zaten. Hani fiyatı da bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Capture One çok başarılı bir ürün. Yani bu buradaki işte ne bileyim keskinleştirme algoritması, bilmem ne algoritması, her şeyi yeni baştan oluşturulmuş. Hani başka bir şeyi kopyalayarak yapılmamış. Özgün, çok doğru bir ürün. Pahalı ama bunu sonuna kadar hak eden çok başarılı bir yazılım Capture One. Tabii alternatifleri var. Daha ucuz alternatifleri var. Onlar da hiç kötü değil ama DxO Optics Pro çok iyi bir ürün. On One Perfect Photo çok iyi bir ürün. Corel'in Aftershot Pro'su yine başarılı bir ürün. Ama bunlar artık daha ucuz ürünler. ACDC'nin bile Pro'su güzel. Tabii her şey bütün hani görüntü işlemenin ötesinde bir de CGI diye bir şey var. CGI, Computer Generated Image sözcüklerinin ilk harfleri, yani bilgisayarda oluşturulmuş görüntü demek. Bu da tabii başka bir şey. Çünkü fotoğraf gözüyle baktığımız pek çok reklam görüntüsü aslında son 10 yıldır, belki 12 yıldır bu şekilde üretiliyor. Yani bizim fotoğraf zannettiğimiz pek çok şey aslında fotoğraf değil. Nasıl oluşturdu? İşte mesela zeminine bir fotoğraf koyuyor fotoğrafçı. Aslında ne? İşte BMW'nin bir ürünü gelecek oraya ama mesela ürün henüz çıkmamış ya da son anda ürünü göstermek istiyor üretici. O zaman ürün henüz bitmeden önce
fotoğrafçıya 3D yani 3 boyutlu çizimini gönderiyor internetten. Fotoğrafçı bunu 3 boyutlu modelleme programında işliyor, oluşturuyor, onu ete kemiğe büründürüyor ve bir fotoğrafın üstüne yerleştiriyor. Bir takım aşamalardan geçiriyor ve sonunda mesela böyle bir şey çıkıyor. Şimdi siz buna bir fotoğraf dergisinde bakıyorsunuz. Daha ne güzel fotoğraf deyip geçiyorsunuz. Bu aslında fotoğraf değil. Bu oluşturulmuş bir görüntü. Ve bilgisayar ortamında oluşturulmuş. Yani bu tarz mesela bitmemiş bir binayı satmak istiyor bir müteahhit. Bu şekilde onun bilgisayar ortamında oluşturulmuş görüntüleriyle satmaya çalışıyor. Emlakçılar bunu kullanıyorlar. İşte ne bileyim bir dolu küçük ev aletleri olsun, beyaz eşya olsun, otomobil, tekne üreticileri olsun, başka bir dolu üretici bu şekilde henüz bitmemiş işlerini fotoğraf yerine CGI ile pazarlıyorlar. Bu da tabii sürekli gelişiyor arkadaşlar. Bu işlemler de fotoğrafın yerini alıyor. O yüzden hani fotoğrafın bir kısmını video alıyor. Bir kısmını CGI alıyor. Bir kısmını başka bir şey alıyor. Fotoğrafın payı giderek küçülüyor arkadaşlar. Gelecekte fotoğraf çok daha az yer tutacak hayatlarımızda. Dediğim gibi hareketli görüntüler ve bilgisayar ortamında oluşturulmuş görüntüler fotoğrafın yerini hızla alıyorlar. Bu bellek kartları da çok önemli değil ama ben bir tek size şunu söyleyeceğim. Yani tabii ki önemli çünkü bunları da kullanıyoruz ama hız önemli bilgisayar. Bellek kartlarında. Hani pek çoğunuz için belki işte üstüne 128 GB yazıyor. Bu benim için yeterli diyorsunuz. Hayır, o yetmez çünkü aslında önemli olan burada 128 GB değil. Şuradaki 300 MB bölü saniye ifadesi daha önemli. Yani bir bellek kartı alırken mutlaka onun hızına bakın arkadaşlar. Ne kadar hızlıysa bir kart o kadar değerlidir, o kadar çok işinize yarar. Çünkü siz de artık giderek fotoğraf değil video çekmeye yönleneceksiniz. Ve de onun veri aktarım hızı sizin için çok önemli olacak. Kapasite değil, hıza dikkat etmenizi istiyorum. Bu arada SD kart, çoğumuz SD kart kullanıyoruz ama bir dolu SD kart var. Onların da hangi seri olduğunu bilmemiz çok önemli. Mesela ben şu anda şu kartı kullanıyorum. SD-2'yi kullanıyorum. Bu gerçekten şu anda hızlı. Yani 300 civarında benimki de yazabiliyor. Ama bundan önce kullandığım şöyle bir kart vardı. Ben onunla peş peşe çekimde bile zorlanıyordum. Videolarda zaten sorun yaratıyordu. Böyle bir karta geçince mesela o peş peşe çekimler, yani hızlı çekimlerim rahatladı. Öyle bir sorun yaşamıyorum artık. O yüzden hani tabii ki kameranızın da, kullanmış olduğunuz kameranızın hangi kart tipiyle uyumlu olduğunu da bilmeniz önemli. Her kartı, yani hepsi SD diye düşünebilirsiniz ama her kamerada kullanamazsınız. Dolayısıyla uyumlu oldukları tipi öğrenmeniz önemli. Gün geçtikçe SD kartların tipleri değişiyor. Çünkü kontak sayıları değişiyor. Bu da onların hızlarını arttırıyor ama eski bir kamera kullanıyorsanız bu hızdan yararlanamazsınız. Bu da geçen hafta açıklandı yine. Yeni bir SD kart serisi tanımladılar. Bu da devreye girdiği zaman bakın saniyede 4000 megabaytlık bir veriyi aktarabilecek. Bu ne demek biliyor musunuz? 16K video saniyede 60 kare çeken 16K videoyu bu kartlarla kaydedebileceksiniz. Bunun da altyapısı şimdiden hazır. Onu da söyleyeyim. İçinizde hala kompakt flash kart kullanan var mı bilmiyorum ama oldukça arkaik oldu artık. Çünkü kompakt flash kart yaklaşık 2 yıldır artık üretilmiyor.
Yani var olan kartlarınıza iyi bakın ya da o kameralardan bir an önce kurtulun çünkü yenisi gelmeyecek. Onun yerine ne geldi? İşte Canon'un kullandığı C-Fast formatı geldi. Çok daha hızlı. Bu da C-Fast. Ya da Sony ve Nikon'un tercih ettiği XQD diye bir format var. Onlar geldi. Onlar da çok hızlı. Bir de CF Express diye bir şey var. Bu da QXD'ye çok benzer. Yani aynı büyüklükte ama farklı bir yazılım kullanıyor. Bütün bunlar kartların giderek hızlandığını hem kapasite anlamında hem hız anlamında arttığını görüyorsunuz. Son seçenek de tabii bu. Ben bunu kendi adıma çok... Aslına bakarsanız başka birine çektiğiniz görüntüleri emanet ediyorsunuz. Belki çok pratik buluyorsunuz ama sonuçta Amerika'da bir yerde depolanıyor bunlar. Günün birinde sizden izinsiz de onlara ulaşılabilir mi? Bu beni endişelendiriyor. Ama bulutta saklama fikri de aslında pratik bir şey. Onu da kabul ediyorum. Böyle bir olanak da var. Ya da işte günümüzde fotoğrafların çok büyük bölümü ne oluyor? Sosyal ağlar üzerinden paylaşılıyor. Hatta çekiyor adam, paylaşıyor sonra siliyor. Yani bana göre bir şey değil bu. Çünkü ben bunun çok daha uzun süreler dayanması gerektiğini düşünüyorum. Ve işte onun basılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ne yazık ki silen pek çok insan var. Bunları da anlayamıyorum. Tabii ki bütün bu şeyler, bütün bu teknolojilerin hepsi aslında bizim bakma kültürümüzü şekillendiriyor. Bakma biçimlerimizi değiştiriyor. Ve çok değişik görseller ortaya çıkabiliyor. Bütün bunları mümkün hale getirdikleri için ben teknolojiye hayranım. Teknolojik görüntüleme sistemleri gelişmeseydi bu görüntüler oluşturulamazdı arkadaşlar. O yüzden hani sonuçta tabii ki o sanatsal üretim kısmı benim için çok önemli. Hepimiz için de öyle olduğunu tahmin ediyorum ama bunu mümkün kılan da yine teknolojiyi nasıl kullandığımız. Bunları kullanarak daha keyifli, daha heyecan verici, insanları düşünmeye ve farklı bu duygulara sevk edecek görüntüler üretmenizi diliyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum size. Çok teşekkürler Sayın Hocam.